Evet değerli spor severler, önce mavi köşede Tebriz'den geliyor İranlı sporcu, 75 kilogram ağırlığında, 29 yaşında, 1.83 boyunda, profesyonel kariyerinde bir maç yaptı ve onu da kazanmayı bildi. Antrenörlüğünü Ali Haknazar yapıyor. Hun Fight Championship'ten ona Asasyon diyorlar çünkü o Sefer Zahari. Ve rakibi temsilcimiz kırmızı köşede ev sahibi sporcu, 75 kilogram ağırlığında, 22 yaşında, 1.77 boyunda, profesyonel kariyerinde 8 maç yaptı, 6'sını kazandı, 2'sini kaybetti, ancak 2 kez nakavt etti rakiplerini. Antrenörünü Rıdvan Kurt yapıyor ama bugün arkasında Yasin Erdemli var. Mersinli sporcu, sizi duyamıyorum Mersin, Yunus Emre Güler. Müsabakanın ring hakemi Sayın Rıfat Zantur. Evet, gecenin ikinci maçı da başlamak üzere. İranlı Sefer Zohori'den 7 yaş daha küçük Yunus Emre Güler ama daha çok maç yaptı, daha deneyimli. 8 maçı var, 6 galibiyet, 2 mağlubiyet, 8, 6 galibiyetten 2'si nakavt. Ama diğer taraftan tek profesyonel maçını nakavtla kazanan Sefer Zohori'de tam bir kapalı kutu ve ne yapacağı gerçekten belli olmayan bir isim Sefer Zohori. Altın rengi şortla izleyeceğiz Yunus Emre Güler'i. Sefer Zohor ise siyah şeritli pembe şortla mücadele edecek. Karşılaşmanın ring hakemi Rıfat Zantur şu anda Vaykuru ustaya saygı dansı için bekleniyor sporcular. Yani yüzyıllardır devam eden bir gelenek. Ustaya saygı dansı Vaykuru. Mersin Üniversitesi'nde spor salonunda da gerçekten çok büyük bir kalabalık var. Tribünlerde boş yer yok desek yeridir. Mersin halkı da gerçekten bu organizasyona büyük bir ilgi gösteriyor. Profesyonel bir Muay Thai organizasyonu, gerçekten çok kaliteli bir organizasyon. Daha önce de ifade ettiğim gibi adı gibi Golden Night, Altın Gece, daha gecenin ilk maçından bunu bize gösterdi Ömer Faruk Kaya. Hasan Engin mücadelesi çok kaliteli bir maçtı ve genç Ömer Faruk Kaya inanılmaz bir geri dönüş gerçekleştirerek zaferi uzandı. Ve şimdi gecenin ikinci maçında yine bir başka Mersinli, yine bir başka ev sahibi Yunus Emre Güler. Bu kez bir İranlı ile karşılaşıyor. Sefer Zohor ile karşılaşıyor. Bir maç yaptı, onda nakavtla kazandı. Bu başarısı, Sefer Zohor'un bu başarısı benim biraz kafamı karıştırıyor açıkçası. Hani kapalı kutu fiziğine de baktığımızda gerçekten etkileyici bir fiziğe sahip Yunus Emre Güler'in çok dikkatli olması gerekiyor. Ladies and gentlemen, round one, birinci round. Rıfat Zantur son kez talimatları hatırlattı. Her iki sporcuya bir kez daha hatırlatalım. Sarı şortla Yunus Emre Güler'i, siyah şeritli pembe şortla İranlı Sefer Zohori'yi izleyeceğiz. Ve işte mücadele başlıyor. Başarılar Yunus Emre Güler. Alçak tekmesi isabetli değildi, üzerine gitmeye devam etti rakibinin. Kontralar geldi orada Sefer Zohori'den. Orta seviyede tekmeyi yakaladı Zohori ve süpürüyor ayaklarını yerden Yunus'un. İkisi de çok temkinliler.
Sol sağ kombinasyonu isabetli değil, orta sayıda tekme. O da isabetli olmadı. Yunus Emre yüklendi. Şimdi clinch pozisyonundalar. Fazla uzadı ve hakem ayırıyor. Çok temkinliler, çok dikkatliler. Şimdi köşeye sıkıştırdı rakibini, yine boyun güreşi. Kreş pozisyondalar, içeriden diz darbeleri geliyor. Yunus Emre'den de Sefer Zohori de aynı şekilde karşılık vermeye çalıştı ama ona bu izni vermedi Yunus Emre. Arka arkaya diz darbeleri geldi Yunus Emre'den. İlk dakikayı bu şekilde yerde tamamlamış olduk. Birinci rauntta. Dış tarafa alçak tekme Yunus Emre'den. Sefer Zohori çok dikkatli sağ kroşe geldi. Bekleyip bekleyip bir sağ kroşe çıkardı Sefer Zohori. Tekmeyi yakaladı Yunus Emre. Süpürdü ayaklarını yerden Sefer Zohori'nin. Bu anlamda ödeşmiş oldular. Maçın hemen başında da aynı şeyi Zohori yapmıştı Yunus Emre'ye. Şimdi sağ direkt geldi Yunus Emre'den. Sol sağ kroşe. İplere sıkıştırdı rakibini. Ayakta devam edecek mücadele. Son dakikaya giriyoruz ilk round'da. Çok dengeli başladılar gerçekten. Ama daha aktif tarafın, daha fazla rakibinde bir şeyler arayan tarafın Yunus Emre olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz ilk round'da. Şu an itibariyle yine bakın köşeye sıkıştırdı. Yine diz darbeleri clinch'in arkasından Yunus Emre'den geldi. Sol cepler Yunus Emre'den. Sağ kroşe Yunus Emre. Yine içeriden diz darbeleri geliyor. Zohori karşılık vermeye çalışıyor ama aynı etkinlikte karşılık veremiyor İranlı sporcu. Dış tarafı alçak tekme, sol sağ yumruk kombinasyonu Yunus Emre'den. Bir kontra yumruk aldı bu arada Yunus Emre ama çok etkili değildi neyse ki. Bir kez daha araya girmek zorunda kalıyor Rıfat Santur. Son saniyeler ilk round'da. Orta sayıda tekme blokta kalıyor ve ilk round'u tamamlıyoruz. İran'dan gelen tek maçta tek galibiyetini knockout'ta alan Sefer Zohori ise siyah şertli pembe şortla mücadele ediyor. İkinci round'da hızlı başladı Yunus Emre. Karşılıklı yumruklar geldi. Ardından da alçak tekme Yunus Emre'den. Şimdi yükleniyor Yunus Emre. İplere doğru sıkıştırdı Yunus Emre'yi Sefer Zohori. Ancak bu şekilde rakibinin baskısından kurtulmuş oldu. İkinci randa gerçekten daha güçlü başladı Yunus Emre. Dış tarafa alçak tekme Yunus Emre'den bir tane daha geldi. Üzerine gitmeye devam ediyor. Aman vermiyor, nefes aldırmak istemiyor rakibine Yunus Emre Güler. Tekrar ringin ortasındalar. Sefer Zohori bir sweeper geldi. Ayaklarını yerden süpürüyor Yunus Emre Güler'in. Çok önemli darbeler değil bunlar tabii ki. İç tarafa bir alçak tekme Zohori'den. Aynı şekilde karşılık denemesi Yunus Emre Güler ama sıyırdı geçti rakibin bacağını. Şimdi clinch ve diz darbeleri yine Yunus Emre Güler'den geliyor. Yani Muay Thai tekniği anlamında bu clinch'leri ve dizleri daha çok kullanan Yunus Emre Güler, bunu rahatlıkla gözlemlemek mümkün. Sağ kontra Zohori'den diz darbeleri, bu kez karşılıklı diz darbeleri. Rakibini boyun güreşinin ardından yere yıkmak için bir hamlesi oldu Zohori'nin ama bu kez gücü yetmedi. Kenara baktı Yunus Emre Güler. Son talimatları aldı. Son 1 dakika 10 saniyenin içindeyiz. Ring hakimiyeti Yunus Emre'de. Dış tarafa alçak tekme. Vazgeçti Zohori. Aynı şekilde karşılık geldi. Zohori'den şimdi etkilenmiyorum diyor Yunus Emre Güler. Son 45 saniyenin içindeyiz. İkinci roundda Yunus Emre çok konsantre.
Birisi Akroş'a geldi. Diz darbesiyle uzaklaştırmaya çalışıyor. Zohori kendisinden Yunus Emre Güler'i. Son 30 saniye. Şu ana kadar ikinci roundda her şey çok dengeli. İlk rounddaki kadar daha etkili olduğunu söyleyemeyiz Yunus Emre Güler'in ama yine Zohori'ye kıyasla yani bir seviye daha üstte diyebiliriz. Ama ilk roundda çok daha fazla darbesi vardı Yunus Emre Güler'in. Çok özgüven Yunus Emre. Karşılıklı dış tarafa alçak tekmeler, sol bacağında şimdiden bir deformasyon oluştu. Sefer Zohori'nin bu deformasyon onu 3. roundda çok zorlayacak ve 2. round tamamlanıyor. Gerçekten kıyasıya bir mücadele. Evet, bir Muay Thai gecesi biliyorsunuz. Rıdvan Kurt Golden Knight ve Türkiye Muay Thai Federasyonu'nun resmi hakemleri burada. Türkiye Muay Thai Federasyonu gerçekten müthiş çalışıyor ki Başkan Sayın Hasan Yıldız'ın da bu konuda gerçekten de çok büyük bir emeği var. Yani dünyada sayılı ülkelerden biriyiz kesinlikle. Muay Thai Federasyonu'nda aldığımız madalyaların ülke anlamında girdiğimiz sıralamaların haddi hesabı yok. Özellikle son yıllarda Hasan Yıldız başkanımız da bizi izliyormuş. Kendisine de buradan hem spor sever olarak ve Muay Thai düşkünü spor severler olarak kendisine hem teşekkürlerimizi hem de saygılarımızı iletelim. Bir kez daha bu gece tabii ki Türkiye Muay Thai Federasyonu'nun da onayıyla düzenlenen bir gece. Evet, iki roundu geride bıraktık Yunus Emre Güler Sefer Zohori mücadelesinde. İlk round Yunus Emre Güler daha üstündü. Bunun tahminini yapmak mümkündü. İkinci roundun biraz daha yakın geçtiğini de açıkça ifade etmek gerekiyor. Tabii ki bunlar benim düşüncelerim. Hakemlerin verdikleri puanlamaları şu an için bilemiyorum ki. Eğer iş hakem kararına kalırsa onun kararında Tarık Sayın alacak ve bizlere anons edecek. Ancak şunu gözlemledim ikinci roundun sonlarında. Sefer Zohori'nin özellikle sol bacağının üst kısmında, yani üst bacak bölgesi denilen kısımda ciddi bir deformasyon var. Şu anki açıdan da bunu görmek mümkün. Çok ciddi deforme olduğu bacağı ve eğer oraya alçak tekmelerle çalışmaya devam ederse Yunus Emre Güler bunu bir avantaja çevirebilir. Evet, Rıfat Zaltur işaretli verdi. Üçüncü ve son round başladı Mersin Üniversitesi spor salonunda. Hemen baskıyla başladı. Aynı bölgeye bakın. Aynı bölgeye alçak tekmeler. Yunus Emre Güler iki tane. Farkında. Onlar da farkında. Rakibin zayıf noktasının, zaafının farkında. Yunus Emre Güler ve kuşkusuz köşesi onu bu şekilde yönlendirdiler. Bir ileri doğru adımlayarak yumruk denemesi Zohor'dan isabetli değildi. Şimdi dış tarafa alçak tekme, iç tarafa alçak tekme Zohori'den ama bunlar yani yoklayıcı darbeler, etkili darbeler değil ama daha etkili darbe bakın. O üst bacak bölgesine yine Yunus Emre Güler'den geldi. Yunus Emre Güler o bölgeyi zorlayarak rakibinin o bölgeyi korumasını çalışacak. Rakip o bölgeyi korurken başka yerlerden dirseklerle, kılıçlarla üzerine gidip yakın mesafeden etkili darbelerle, rakibi yere indirici darbelerle bir şeyler yapmaya çalışacak gibi görünüyor. Ama arka arkaya net o bölgeye gelecek alçak tekmeler gerçekten İranlı Sefer Zohori'yi bir aylığı zorlayabilir. Tabii gecenin sponsorlardan biri de Hell Enerji içeceği. Onların da çok ciddi katkısı var. Yani sponsorlar sayesinde tabii ki bu organizasyonlar özellikle son yıllarda bir hayli arttı. Başka sponsorlar tabii Bayar Asansör. Onları da hatırlamak gerekiyor, unutmamak gerekiyor. TOK İnşaat aynı şekilde. Bu sponsorlar, belediyelerin destekleri, devlet desteği gerçekten bu organizasyonları ülke çapında farklı şehirlerde daha fazla olmasını sağlıyor. Sponsorları da sık sık hatırlamak ve hatırlatmak da gerekiyor. Bunu da ifade edeyim.
Seri yumruklar geldi Zohor'dan ama bu yumruklar Yunus Emre'ye karşısında etkili olmuyor. Burada da aynı şekilde ama bu yumrukları çok kolay bir şekilde savuşturuyor Yunus Emre Güler. Son 35 saniyenin içindeyiz mücadelede. İstikrarlı bir performans şu an. Dikkatli bir performans Yunus Emre Güler'e, öyle zannediyorum ki hakem kararı neticesinde galibiyeti getirecektir. Yani belki bir beraberlik de çıkabilir ama kesinlikle Zohori'nin kazanması için ben şu ana kadarki geride kalan 3 roundda bir sebep göremiyorum. Yani çok fazla varlık gösteremedi. Sadece Yunus Emre Güler karşısında dirençli kaldı, ayakta kaldı. İranlı Sefer Zohori bir döner dirsek denemesi son saniyede ve zil sesinin ardından hakem de hemen araya girdi ve gecenin ikinci maçı da bir aylık çekişmeye evet, geçerken kazananı hakemler belirleyecek. Ana sponsorlarımızdan Bayar Asansör Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hasan Hüseyin Bayar ve TOK İnşaat'tan Sayın Faik TOK, aynı zamanda Rıdvan Kurt Golden Knights organizatörlerimizden Sayın Belgin Kurt'u ringe davet ediyoruz. Evet, kazanana kemeri verilecek. Kaybedene hatıra kupası, plaketler sahiplerini bulacak. Ama önce kazananı öğreneceğiz. Hakemler kazananı Tarık Sayın'a şimdi teslim ediyor. 8 maçta 6 galibiyeti var Yunus Emre Güler. Umuyoruz 9. maçında 7. galibiyetine ulaşır. Söz Tarık Sayın'da. Haber Tarık Sayın'da. Evet, Tarık bir kez daha çek ediyor hakemlerle. Ve şimdi anonsunu yapacak. Evet, teşekkürler Çağdaş Tok. Gerçekten müthiş bir maç izletti sporcularımız bize. Adı üstünde Golden Knight. Altın gecede. Bakalım kazanan kim olacak? Öğreneceğiz. Ve arkadaşımızın elinde tutmuş olduğu kemer kime gidecek acaba? Öğrenmek için artık açıklama vakti. Ladies and gentlemen, winner is... The Blue Corner representing İran Sefer Asisyon Zohori. Kazanan İranlı Sefer Zohori. Ve sporcularımıza takdim ediyor kemerini. Gecemizin yapılmasında çok büyük katkıları var. Bu yönde Bayar Asansör Yönetim Kurulu Başkanı Sayın tabii ki Hasan son karar Hüseyin hakemlerin Bayar. Bizimkisi sadece tahmin ve yanında da biliyoruz ve Sefer evet, Zohori'nin Bayar Asansör Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hasan Hüseyin Bayar takdim ediyor. İranlı sporcu Asisyan lakabı, o bir savaşçı ve diğer sponsorumuz TOK İnşaat'tan Sayın Faik TOK temsilcimiz. Temsilcimiz Yunus Emre Güler'e takdim ediyor kupasını. Ve Belgin Kurt bir plaket takdiminde bulunacak. Gerçekten çok büyük katkıları var Hasan Hüseyin Bayar Beyefendi'ye. Gecenin anısına kameralara dönüyoruz bu tarafa doğru. Plaketi çeviriyoruz. Takdiminde bulundu gecenimizin organizatörlerinden Belgin Hanım. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Geceleri yapmak gerçekten çok zor ama sizin katkınızla ve tabii ki diğer sponsorumuzun katkısıyla bunu biraz hızlandırmış olduk. Devamını yapacağız. Mersin'i biz çok sevdik ve sizlerin desteğiyle bu güzel gecelerimizi daha da hızlandırmak istiyoruz. Neler söyleyeceksiniz? Nasıl bir ortam? Çok güzel bir ortam. Tüm sporcu arkadaşlara başarılar dilerim. Bayar Asansör olarak sporcuları desteklemeye devam edeceğiz inşallah. Sağ olun. Çok teşekkürler. Hemen sizden de kısa bir görüş alayım. Evet, konuşmuyor ama diyor ki destek vermeye devam edeceğiz. Alkış alabilir miyiz Mersin?